Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, bu derste bir başka tablo fonksiyonu olan values ile ilgili çalışacağız. Values bir tablo fonksiyonu. Döndürdüğü şey verdiğimiz sütundaki tekil değer listesini döndürüyor. Şimdi önce bir tablo fonksiyonu olduğunu görmek açısından bir hesaplanmış tablo oluşturalım. Modeling tabından new table buraya diyelim ki alt kategoriler listesi eşittir. Values diye açtığım zaman bana diyor ki bana vereceğim sütundaki tekil değer listesini göndereceğim. Devam edelim. Alt kategorilerdeki alt kategori sütunlu verelim. Şimdi bu oluşturduğumuz şey hesaplanmış bir tablo. Hesaplanmış tablo hesaplanmış sütun gibi mevcut veriden türettiğimiz bir şey. Normalde veri modellerine biz böyle tabloları kullanmayız. Ayrı bir tablo olarak kullanmayız. Bu tabloları oluşturan formülleri metric içerisinde kullanırız. Buradaki amacımız bir tablo fonksiyonu olduğunu görmek. Bu tabloya bir bakalım ne oluşturdu. Formülünü de açalım. Bu tablo tek sütunluk bir tablo. Alt kategoriler tablosundaki alt kategori sütunda ne kadar tekil değer varsa listesini döndürüyor. Şimdi hesaplanmış tablo mantığında ve hesaplanmış sütun mantığında filter context denen bir şey yok. Filter context sadece ve sadece metrikler için geçerli. Hesaplanmış sütun ve hesaplanmış tablo kavramında böyle bir konseptimiz yok. Dolayısıyla ben bu values fonksiyonunu bir metrik altında kullandığımda filter kontekste ne görüyorsa onun üzerinden çalışacak. O filter kontekste elbette all ve ekirüsü gibi daha önce gördüğümüz fonksiyonlarla manipüle ediyor olabiliriz. Rapor ekranına geri dönüyorum. Şimdi her bir kategorinin altındaki alt kategori sayısını matrise getirmeye çalışalım. Yeni bir metrik yazacağım. New measure. alt kategori sayısı diyelim. Count rows. Bana bir tablo ver. Sayacağın tablo. Alt kategori listesinde gördüğün. Filter kontekste. Alt kategori listesinde gördüğün. Değerlerin tekil listesini içeren tek sütunluk bir tablo. Onu say. Bunu da matrise düşürelim. Bilgisayarların altında 8 diyor. Cep telefonları 4 diyor her bir kategorinin altında kaç tane farklı alt kategori varsa onların tekil listesini döndürdü. Matriste kategorinin altına alt kategorileri koyalım. Ne gördüğünü anlamak adına, ne gördüğün daha iyi anlamak adına. Kategorinin altına alt kategoriyi koyduk. Buradaki hiyerarşiyi açacak olursak bilgisayarlar altında 8 farklı kategori görüyor. Bu listenin satır sayısı 8 aynı metre alt kategori seviyesinde bakarsam hepsi için 1 dediğini görüyoruz çünkü tek bir tane alt kategori görüyor. Şimdi values'a çok benzeyen bir başka tablo fonksiyonu daha var distinct. O da aynı values gibi verdiğim sütunda gördüğü değerlerin tekil listesini döndürüyor. İkisinin arasında ne fark var? Values eğer dönen tekil değer listesinde blank varsa onu da bir değer olarak döndürür. Distinct döndürmez. Eğer benim verimde verdiğim sütunda herhangi bir blank değeri yoksa her iki fonksiyon da aynı sonucu döndürecektir. Bunu tekrar values'a çevirelim. Şimdi values'u şöyle bir amaçla kullanacağım ben bu derste. Şimdi her bir kategorinin altında alt kategorileri gördüğünü anladık. Şimdi o kategori listesini ben buraya matrise bir string olarak getirebilir miyim? Şimdi DAX'daki string birleştirme fonksiyonlarından bir tanesi concatenate x sonundaki x'ten anlaşılacağı gibi bu bir iterator. Metrikler yeni metrik. Alt kategoride neyi görüyor diyelim. Biraz satıra geçeceğim. Concatenate x. Diyor ki bana bir tablo ver. Tablon. Biraz önce yazdığımız tablo expression sütun kendisi alt kategori burada gördüğün değerlerin arasına bir çizgi koy bir tire koy ve döndür. Bunu da matrise düşürelim. Her bir kategorinin altında biraz önce hiyerarşide baktığımız kategori alt kategori listesi şimdi bir metrik olarak buraya geldi. Şimdi bunu şu amaçla kullanacağım bu yaptığım örneği. Daha önce rank x ile ilgili bir formül yazdık. Dedik ki rank x kategoriler satışlara göre sırala her yerde bir gösteriyordu. Bu sefer aynı rank x metriğini satışlar üzerinden değil miktarlar üzerinden bulalım. Bu sayfanın bir kopyasını alalım. Sağ tık duplicate. Matrisi biraz basitleştirelim. Satışlar miktarı getirelim satışlar miktar şunları kaldıralım miktara göre sıralayalım rank x metrimizde yazalım kategori kategori sıralama miktar rank x neyi sıralamak istiyoruz kategorileri sıralamak istiyoruz neye göre sıralamak istiyoruz satış miktar büyüklüklerine göre sıralamak istiyoruz bunu da matrise düşürelim her yerde daha önce olduğu gibi bir görüyoruz. Şimdi aynı açıklamayı tekrarlayalım ama bu sefer filter kontekste ne gördüğünü values concatenate x kombinasyonuyla biraz daha net anlayacağız. Şimdi bir gösteriyor demiştik çünkü her satırda kategorinin kendisi var. Dolayısıyla her bir satırda gördüğü rakam satırdaki kategori neyse onun satışları. Bu rakamları gördüğünü bir görelim. Bir tane daha metrik yazalım hangi hangi miktarları görüyor? Concatenate X values kategori listesinde her bir kategori için hangi satışlar miktarını görüyorsun? Bunu da matrise düşürelim. Gördüğü liste bu. Her bir kategori satırında sadece kendi satış miktarını gördüğü için bir döndürüyor. En alttaki total satırı içinse bütün rakamları görüyor. Artı burada 140 değerini görüyor. 140 küsür hepsinden daha büyük olduğu için ona da 1 diyor. Şimdi bu formülü biz nasıl düzeltmiştik? Her yerde 1 gösteren rank eksi tekrar açalım. Sadece satırdaki kategoriyi değil, tüm kategorileri görmesi için all veya all selected parantezine almamız gerekiyor demiştim. All Selected parantezine alalım. Enter. Yazdığımız metrik doğru bir şekilde çalışmaya başlıyor. Hangi miktarları görüyor metriğini değiştirelim. Burada values'u kaldırıyorum. All selectede getiriyorum. All Selected parantezine alınmış kategori sütunundaki miktarlar bunlar bu sefer doğru bir sıralama yapabiliyor artık her satırdaki kategori için. DAX'ı öğrenirken yazdığımız metrikler doğru çalışıyorsa ne ala ama eğer çalışmıyorsa hep gördüğümüz filtre kontekste neyi görüyoruz, orayı değiştirmemiz gerekiyor mu bunu anlamak gerekiyor.